Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bizlere destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Bu hikaye bir arkadaşımın Kıbrıs Gazi dedesinin yaşayıp bizlere aktardığı olaylar üzerine oluşturulmuştur. Olayı sizlere Kıbrıs Gazi Hasan amcanın ağzından aktaracağım. Ben Sivaslıyım. O zamanlar 20-21 yaşındaydım. 1973 senesinin sonunda askere gitmiştim. Usta birliği olarak Kayseri hava indirmedeydim. Kayseri'de büyük bir komando birliği vardı. Ancak biz paraşütçü komando olarak eğitim alıyorduk. İlk başlarda gökyüzü beni korkutmuştu. Lakin havacılığa olan hayranlığım benim daha cesaretli olmamı sağlıyordu. 1974'ün Temmuz'unun ilk haftası 5 gün hava değişimi için izin almıştım. Sivas'a, köyümüze döndüm. Rahmetli annemi, babamı çok özlemiştim. Nişanlım Nazlı'yı da bir 5 dakika görebilmiştim. Asker dönüşü nasipse izdivacımız olacaktı. O zamanlar nişanlı olsanız dahi şimdiki gibi gezip tozamazdınız. Rahat rahat görüşemezdiniz sevdiğinizle. Bu kısa istirahat ve özlem giderme bile çok iyi gelmişti. Tekrar askere dönüp kışlaya girdiğimde arkadaşlarım bana çok yorgun olduklarını anlatmıştı. Nedenini ise neredeyse bir ayda yapılan talimin şu son 5-6 günde yaptıklarını söyleyerek açıklamışlardı. Ertesi gün şafak vaktiyle ben de onların girdiği tempoya girince neden bu kadar yorulduklarını anlamıştım. Kışlada da normaldekinden çok daha fazla bir hareketlilik vardı. Askerler arasında sürekli savaş çıkacağı, bu hazırlığın o yüzden olduğuna yönelik laflar dolanıyordu. Ancak kimse net bir şey bilmiyordu. Açıkçası artık ben de öyle düşünmeye başlamıştım. Sanki birkaç gün sonra kendimi savaşın ortasında bulacak gibi hissediyordum. O hareketliliğin arasında bir aralık bulup annemlere mektup yazdım, helallik istedim. Eğer şehit olursam nişanlımın üzülmemesini, güzel bir izdivaç yapıp mutlu olmasını eklemiştim mektubuma. Aradan 2 hafta kadar geçmişti ki tahmin ettiğimiz şey oldu. Dönemin hükümeti Kıbrıs'a harekat başlatmıştı. 19 Temmuz gecesi bizlere şafak vakti hazır olmamız söylenmişti. Gece bir türlü uyuyamıyordum. Heyecan, yorgunluk, kaygı, her şey vardı. Nefes aldığım son gecem olabilirdi. Tüm arkadaşlarımdaki heyecanı görüyordum. O an birden kendimi beyaz bir toprağın üstünde, kızıl bir gökyüzünün altında tek buldum. Çevrede kimse yokken aniden babam karşımda belirdi. "Oğul, harama minnet eyleme," dedi ve birden kayboldu. Badim Yusuf'un sayıklama sesine uyandım. Çok terlemiştim. Sanki rüya değil, gerçek gibiydi. Uyuduğumu bile fark etmemiştim. Elimi yüzümü yıkayıp tekrar uykuya daldım. Şafak vakti kalktığımızda komutanlarımız bize bir konuşma yaptılar. Kıbrıs'a harekat başladığını, öncelikle saat 8'de 2 taburun indirileceğini, bizim ise öğleye doğru Lefkoşa'ya yakın Gönyeli bölgesine indirileceğimizi anlattı. "Gazanız mübarek olsun," dedi ve uçaklara doğru yönlendik. Artık bir savaşın içindeydim. Hızlıca arkadaşlarımla helalleştim. Saat 10.30 civarı Kıbrıs semalarına girmiştik. 11 gibi 4. hava indirme taburu olarak Gönyeli mevkiine paraşütlerimizle iniş yapmaya başladık. Saat 8'de inen 1 ve 2. tabur çok yoğun bir ateşle karşılaşmamışlardı. Bunun haberini almıştık. Ancak biz inerken durum hiç iyi değildi. Rum topçusu bizi çok yoğun bir top ateşine tutmaya başladı. Hem ateşin hem de hava şartlarının gereği çok dağınık inmiştik. Ben indiğim düzlük bir tarlada çevremde kimseyi göremiyordum. Seslendim ancak kimse yoktu. Mevzi almak için gördüğüm bir kayanın arkasına doğru koştum. Oraya gittiğimde bir askerin daha olduğunu gördüm. O da aynı ben gibi savrulmuş, kimseyi bulamamıştı. Adı Necmettin'di. Biraz daha seslendik ama belli ki tabur çok savrulmuştu. Kimseyi bulamıyorduk. İleride terk edilmiş gibi duran 4-5 hanenin olduğunu gördük.
yaklaşık 1 kilometre ötemizdeydi. Oraya kadar ufak çalılar vardı. Ancak yine de neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmediğimiz için sürünerek yaklaşalım. Uzaktan bir gözetleyelim dedik. Yaklaşık 300-400 metre kadar ilerledik. Sessizce yerde sürünüyor, arada başımızı kaldırıp çevreye bakınıyorduk. Birkaç dakika sonra sürünürken "Kalk ayağa, kaldır ellerini" diye bir ses duydum. "Dur, ateş etme" deyince Türk askeri olduğumuzu anladılar. Arkamı dönünce Vadim Yusuf'u gördüm. Yanında bir asker daha vardı. Adı İbrahim'di. Sanki çölde su bulmuş gibiydim. Hemen yanımıza yattılar. Onlar da aynı biz gibi savrulmuşlar. Ne yapalım, ne edelim derken şu 4-5 haneye sokulalım. Bakalım ne var ne yok diye karar aldık. Gizlice sokulduktan sonra hiçbir hareket göremedik. Artık kalkıp oraya doğru devam ederken bir Rum askerini orada gördük. Ufak bir ağacın altında, toprağın üstünde, bir nokta üzerinde 2-3 defa zıpladı ki bizi fark etti. Hemen koşmaya başladı. Yusuf gerçekten iyi nişancıydı. Bir el ateş etti ama ıskaladı. Ben onun silahının namlusunu indirdim. Daha fazla ateş etmesi yerimizi bariz açık edecekti. Oradaki evleri tek tek dolandık. Kimse yoktu. Rum evleriydi sanki bunlar. Göyneli nüfusunun neredeyse tamamının Türk olduğunu biliyorduk. Ancak biz biraz daha içeriye savrulmuştuk belli ki. Muhtemelen harekatın başladığını öğrenen buradaki Rumlar evi barkı öylece bırakıp içlere doğru gitmişlerdi. Biz o an öyle tahmin ettik. Vadim Yusuf'la birlikte gelen İbrahim, "Bu adam ağacın altına bir şey sakladı sanırım" dedi. "Gidip bakalım" denildi. Ağacın altını biraz eşelediğimizde bir kese altın bulduk. Altınları tarif etmek gerekirse bizdeki Cumhuriyet altını büyüklüğü gibiydi. Belki biraz daha büyüktü. Oldukça da eski duruyordu. Sanki bir gömü malı, define malıydı. O an çok sevindik. Havalara uçtuk. Saydığımızda tam 45 tane bu şekilde altın vardı. Necmettin altınları aldı. "Beyler, buraya biz gibi savrulan başka askerler gelebilir. Geçelim, hemen bölüşelim. 11'er tane altın düşüyor. Birimiz 12 alacak. Kurrayla belirleriz onu" dedi. Oradaki boş evlerin birine girdik. Altınları bölüştük ki gece gördüğüm rüya geldi aklıma. Babam "Bana harama minnet eyleme oğul" diyordu. Tüylerim ürperdi. Babamın rüyama girmesi ve böyle demesi. Bizim ertesi gün altın bulmamız. Bunlar tesadüf olamazdı. Altınların bir tanesini alıp biraz daha detaylı inceledim. Bu kesinlikle o dönemin yatırımlık altını falan değildi. Bence en az 1000 yıllık vardı. Belki daha da fazla. Bizim oralarda çok defineci hikayesi bilinir. Dillerden dillere anlatılır. Ve ben kimsenin define parasının hayrını gördüğünü duymamıştım. Tüm bu düşüncelerden sonra söze girdim. "Beyler, bu altını almayalım. Gidip oraya geri gömelim." Hem bu Rum asker belli ki burada boşalan evlerden arakladı altını. Bizi görünce de esir falan düşme ihtimaline karşı oraya gömüp kaçmak istedi. Sonra gelip alacaktı belli ki. "O almasın derseniz başka bir yere gömelim. Ya da evin bir köşesine saklayalım. Ama bu haramdır" dedim. İbrahim atılıp "Hasan kardeşim, bu evlerden çalamaz bence. Ev sahibi yanında alıp götürmez mi altını" dedi. "Bilmiyorum. Belki de çok ani çıktı evden. Ya da başka bir şey var. Ama bence bu haram" dedim. Yusuf hariç ikisi de bana ters ters bakmaya başladı. Necmettin söze girdi. "Saçmalıyorsun. İbrahim de bence de hem bu ganimettir. Hiç duymadın mı?" Yusuf'a baktığımda net bir karar verememiş gibiydi. Yusuf'u bir köşeye çekip "Alma kardeşim, bana güven, tamah etmeyelim" dedim. Yusuf "Peki sen bilirsin de haram mı ganimet mi ben de bilemedim" dedi. Yusuf bayağı dindar biriydi. Babası hocaymış. Bu yüzden dini açıdan eğitimi iyiydi. Bizim bölükteki aklımıza gelen soruları ona danışırdık hep. Dini konulara gerçekten hakimdi. Yusuf devam etti. "Almayalım, almayalım da şu ikisi tüm altını alıp bir de bizi enayi diyecekler bak. Olsun" dedim. "Ne derlerse desinler. Boş ver." İbrahim ve Necmettin'e bizim altın almayacağımızı söyledik. "Siz bilirsiniz" dediler. Necmettin Yusuf'a dönüp "Sen yan bölükte miydin kardeşim?" diye sordu. Yusuf evet anlamında başını salladı. "Bizim bir arkadaş zekat konusunda sana mı soru sormuştu? Faruk ismi." Yusuf "Doğrudur" dedi. "Senin bayağı dini bilgin var o zaman. Sen ne diyorsun bu altınlara? Ganimet mi, haram mı?" Yusuf "Bilmiyorum, emin değilim. Şu an fetva vermek yanlış olur.
ama emin olamadığım için ben altınlardan payımı almıyorum diye ekledi. Bunu söyleyince Necmettin ve İbrahim biraz tedirgin oldular. Çok harama bulaşmak istemiyorlardı. Bu hallerini takdir etmiştim. Ben ilk baştaki hırslarından korkmuştum. Ancak onlar ganimet diye bu kadar heveslenmişler belli ki. Necmettin söze girip, Yusuf kardeşim, biz bu altınları alıp eğer sağ dönersek memlekete, haram mı ganimet mi olduğunu öğrensek, haramsa bir yere bağışlasak olur mu dedi. Yusuf da olur ama ben yine de almayacağım dedi. Ben de almayacağımı söyledim. Peki dediler. 22'ye 22 bölüştüler. Son bir altın ise İbrahim Necmettin'e, Necmettin ise İbrahim'e uzatıyor, sen al kardeşim diyordu. Benim ilk başta haram dediğimde hiç umursamayan adamlar Yusuf'un dini bilgisi olduğunu duyunca haram olma ihtimaline karşı bayağı çekinmişlerdi. Artık ben girip söze, kardeşim biriniz alın. Eğer helal ise o fazla altını alan hayır yapsın. Haram ise zaten hepsini bağışlayacaksınız dedim. Öyle olunca haklısın dediler. İbrahim aldı fazla altını. Artık bu işi çözdüğümüze göre harpte olduğumuzun farkına varmalıydık. Etrafı kolaçan ettik. Top seslerini, makineli seslerini duyuyorduk. Ancak yakında görünen herhangi bir şey yoktu. Bizim gibi savrulan Türk askeri var mı diye bakındık ama kimseyi göremedik. Saat akşam üstüne doğru gelmeye başlamıştı. Biz bölgeyi gözlemlediğimizde ana taburumuzun 5 kilometre civarında batıda olduğunu tahmin ettik. 4 kişi yaptığımız istişare sonucu hava kararana kadar burada kalıp sonrasında arazinin de karanlığın da bizi gizleyeceğini ve bu yüzden ana taburumuza doğru yürümemiz gerektiğini kararlaştırdık. Biraz kumanyalarımızdan atıştırıp 4 kişi sırayla yürümeye başladık. Arazi bazı yerlerde büyük otlardan, bazı yerlerde ise küçük ağaçların oluşturduğu ormanlardan oluşuyordu. Otların olduğu bölgede görünmemek için sürünerek ilerliyorduk. Üzerimizdeki askeri ekipmanın ağırlığı da bizi çok yoruyordu. Yaklaşık yarım saat biraz sürünerek, biraz yürüyerek ilerledikten sonra ileride ormanlık bölge olduğunu gördük. Orada bir 10-15 dakika mola vermemizin iyi olacağını kararlaştırdık. Büyükçe bir ağacın altında mola verip ihtiyaçlarımızı gidermeye başladık. Yusuf, siz bir 5 dakika dinlenin, ben nöbet tutarım dedi. Ağaca sırtımızı yaslayıp dinlenirken içim geçmiş. 10-15 dakika sonra İbrahim ve Necmettin'in sayıklama sesine uyandım. Yusuf'a seslenip uyandıralım mı dedim. O da olur dedi. Hafifçe sallayıp ikisini de uyandırdık. Uyandıklarında ikisi de korku dolu gözlerle bize bakıyordu. Necmettin, çok kötü bir rüya gördüm. Bir uçurumun kenarındaydım. Aşağıda büyük bir ateş yakılmıştı. Arkamdan çok kalabalık bir grup beni aşağıya itmeye çalışıyordu. En son ateşe doğru beni ittiler. Tam ateşe doğru düşüyordum ki siz beni uyandırdınız dedi. Bunun üzerine İbrahim ne diyorsun Necmettin? Ben de aynı rüyayı gördüm dedi. Biz Yusuf'la çok şaşırmıştık. İkisi de afallamış birbirlerine bakıyorlardı. Yusuf Allah hayırlara çıkarsın inşallah derken bir ses duyduk. Bu ses adeta kılıç kınından çıkar gibi bir sesti. Sesin geldiği yöne doğru silahlarımızı doğrulttuk. O anda birden arkadan aynı sesi daha yakından duymuştuk. Hemen o tarafa doğru döndük ki koyu yeşil giyimli sadece gözlerini görebildiğimiz ancak göz bebeği sadece beyaz olarak tarif edebileceğim bir varlık emanetimi geri verin diye bağırdı. Yusuf çok iyi atıcı olmasına rağmen silahının namlusunu indirdi. Biz de öylece dona kalmıştık. Emin değilim ama ya İbrahim ya Necmettin o korkuyla bir el ateş etti. Ancak o varlığa hiçbir şey olmadı. O varlık bize doğru yaklaşmaya başladı ki arkamızı dönüp nereye bile gittiğimizi bilmeden koşmaya başladık. Biz koşarken sanki kalabalık bir süvari ordusu bizi takip ediyordu. Birkaç metre gerimizde at nallarının seslerini, kılıç seslerini duyabiliyorduk. Ancak arkamızda o an hiçbir şey yoktu. Biz kaçışırken devrilmiş bir ağacın üstünden hemen hemen aynı anda atladık. Ancak o esnada nasıl oldu bilmiyorum. Necmettin ve İbrahim yanımızdan kayboldular. Biz koşmaya devam ederken bir yandan da Rum askerine yakalanma pahasına isimleriyle onlara bağırıyorduk ama cevap veren yoktu. Yusuf'la biraz daha koştuk ki ne ciğerimizde nefes ne dizimizde derman kalmıştı. Ben duralım biraz dedim. Soluklanırken aradan çok az zaman geçti ki gerimizde büyük bir ateş gördük. Etraftan da boğuk sesler geliyordu.
Hemen Yusuf'la ateşin olduğu yere sessizce gittik. Biraz daha yaklaştığımızda bu ateşin bir ağacı saran alev çemberi olduğunu gördük. Alev çemberi ve ağaç arasında ise Necmettin ve İbrahim olduğunu gördük. Ağacın kovuğuna iyice yaslanmış, "Alın emanetinizi, sizin olsun," diye bağırıyorlardı. Ben onları o halde görünce birden onlara doğru koşmak istedim ki Yusuf kolumdan tuttu. Yusuf eğilip ellerini toprağa sürerek silkeledi. Sonra yüzünü mesetti. Anladım ki teyemmüm abdesti alıyordu. Abdestini aldıktan sonra sol iç cebinden küçük bir Kur'an çıkardı ve Kur'an'ı yüksek sesle okuyarak alevlere doğru gitmeye başladı. O okudukça ve yaklaştıkça alevler sönüyordu. İyice yaklaştı ki alevler tamamen söndü. Ben şaşırmış bir halde olanları izliyordum. Yusuf hemen gidip altınları bırakmamız lazım dedi. İp gibi dizilip tekrar altınları bulduğumuz yere doğru koşmaya başladık. Yusuf Kur'an'ı cebine koymuştu ancak dua etmeye devam ediyordu. Yaşadığımız olayların korkusu, düşman ateşinin korkusundan daha büyük bir hale gelmişti ki sürünerek gitmemiz gereken yerlerden koşar adım gidiyorduk. Altını bulduğumuz yere yaklaştığımızda paralel hale gelip silahlarımıza sarılarak dikkatli bir şekilde altını bulduğumuz ağacın altına doğru yaklaştık. Etrafta kimse yok gibiydi. Ancak önce gidip evleri kontrol ettik. Son haneye doğru ilerledik. Kapısının önünde mevzilendik. O esnada tam içeriye girecektik ki içeriden bir tıkırtı duyduk. Sanki biri bastonuyla kapıya doğru geliyordu. İçeriden yaşlı bir kadın sesi "Emaneti bırakmaya mı geldiniz?" diye bağırdı. Biz birden şaşırdık. "Ellerini kaldır, dışarıya çık," diye seslendik. Kapı açıldı. İçeriden bir 50 boylarında nur yüzlü yaşlı bir teyze yavaşça dışarı çıktı. Bir elinde bastonu vardı ve çok zor yürüyordu. Biz teyze çıktıktan sonra içeriye ne olur ne olmaz diye baktık. Ancak kimse yoktu. Birkaç saat önce buralarda kimsenin olmamasına rağmen bu teyzenin nereden çıktığını anlamamıştık. "Teyze, senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun?" diye sorduk. Ancak teyze emanetimi bırakmaya geldiğiniz sorusundan başka bir şey söylemiyordu. Biz de mecburen "Evet teyze, emaneti bırakmaya geldik," dedik. Biz bunu deyince "Gelin o zaman," deyip bizi az önce kontrol ettiğimiz evlerden birine doğru götürdü. Evin salonuna girdi. Kilimi kaldırıp tahta zeminden bir parçasını kaldırdı. "Emanetin yeri bura oğlum," deyip arkasını dönüp evin dış kapısına doğru yöneldi. Bize biraz tuhaf gelse de az önceki yaşadığımız olaylardan dolayı çok da şaşırmıyorduk. İbrahim ve Necmettin altınları kesenin içine koyup teyzenin gösterdiği yere hızlıca bıraktılar. Tahtayı kapatıp kilimi de üzerine serdik. Arkamızı döndüğümüzde teyze orada yoktu. Dışarı çıkıp seslendik. Diğer haneleri tek tek dolaştık. Ama bastonlu, zor yürüyebilen o teyzeyi asla göremedik. Daha sonrasında tekrar yolumuza koyulduk ve taburumuza sağ salim ulaştık. Rahmetli babamın da dediği gibi, "Siz siz olun, harama meyil etmeyin." Dedemin anlatacakları bu kadar. Merak edenler için harekattan sonra dedem ve arkadaşları sağ salim memleketlerine dönmüşler. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Hikayede anlatılan dedemin nişanlısı Nazlı Hanım şu an benim babaannem. Allah ikisini de başımızdan eksik etmesin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın.